Kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Haydi Tayo ile bir geziye çıkalım. Kır gezisine karşılık şehir gezisi. İkinci bölüm. Merhaba arkadaşlar. Ben Tayo. Nana ile geçen sefer yaptığım yolculuğu hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsanız bir kez daha izleyin. Bugün kırsala ve şehre heyecan dolu bir yolculuğa çıkacağız. İlk önce kırsal kesime gidelim mi? Hadi gidelim. Buraya kadar geldiğin için sağ ol. Ne demek? Buraya gelmek zor olmadı mı? Ha, hayır. Gelirken harika bir manzaramız vardı. Çok sevindim. Böyle bir yerde çalışmak çok kolay olmalı. Sizi çok kıskandım. Ne? Burada çalışmak kalabalık şehirden daha kolaydır değil mi? Hayır değil. Burada çalışmak o kadar da kolay bir şey değil. Dur biraz. 31 numaralı köy otobüsünün kim olduğunu biliyor musunuz? Bu doğru. O Kuku. Kırsalda çok fazla araba yok. Bu yüzden oldukça rahat bir sürüş olacağını düşünüyorum. Bugün Kuku yerine köy otobüsüyle eğleneceğim. Ne kadar farklı olabilir ki? Göreceksiniz. Ben sorun yaşamayacağım. Neyse, sanırım beklediğimizden daha erken geldik. Ah, o halde biraz şehri dolaşalım mı? Peki önce küçük otobüslerle buluşmayalım mı? Bir şey olmaz. Düşünsene, hiç sorun yaşamadan şehri gezdiğimizi öğrendiklerinde çok şaşıracaklar. Öyle mi dersin? Soru zamanı. Çocuklar, şehre Kuku ile gelen araba kim? Bildiniz, Champ. Hadi önce yakıt dolduralım. Peki, zaten acıkmaya başlamıştım. Bir yakıt istasyonu. Vay canına, ne kadar çabuk buldun. Gördün mü? Endişe edecek bir şey yokmuş. Hadi gidelim. Şehirde kendi başlarına dolaşmak onlar için tehlikeli olacak. Kuku ve Cem, şehir gezilerini güvenle tamamlayacak mı? Tara! Kuku'nun yerine köy otobüsü sürmeye başladım. Şimdi kalkıyoruz. Aa, dur. Ha? Neden? Bir dakika bekle. Şuradaki yaşlı adam binmek istiyor. Aa, nerede? Acele etme. Bekleyebiliriz. Olamaz. Geç kaldım bile. Zamanında varmak için acele etmeliyim. Aa, o da ne öyle? Bir inek mi? Kırsalda araba olmadığı için kolay olacağını düşünmüştüm. Ama yolda bir inek var. Boşsan çiftlikte bana yardım eder misin peki? Ne? Ama ben bir otobüsüm. Aa, Kuku bana hep yardım ediyordu. Sadece yolcuları taşımakla kalmamalı, aynı zamanda çiftlik işlerine de yardım etmeliyim. Neredeyse geldim. Çok yoruldum. Tayo. Yardımcı olabilir miyim? Çok özür dilerim ama. Bir süre çocuklara bakabilir misin acaba? Ne? Ve oyun oynayan çocuklarla ilgilenmeliyim. Yapamayacağım seni. Tayo. Ne? Ne yapıyorsunuz? Hadi saldırın. Durun. Durun. Yapmayın şunu. Bu çok pis. Kırsal kesimin daha kolay olacağını düşünmüştüm. Gerçekten çok zor. Üstelik bir de yağmur yağmaya başladı. Kuku ve Champion şehirde ne işi var? Bunu nasıl çalıştıracağım? Ödüm koptu. Neden korktun ki? Bu çocuk yakıt dolduruyor olmalı. Beni izle. Merhaba, depomu doldurabilir misiniz? Kuku bir robotla konuşuyor. Görünüşe göre Kuku ve Champion şehir gezisi de o kadar kolay geçmemiş. Saklanma moduna geçtim. Beni görmezden mi geliyorsun? Benimkini neden doldurmuyor? Yakıt dolumu başlıyor. Ama neler oluyor? Canım yandı. Pozisyon kontrolü gerekiyor. Sen ne yapıyorsun? Gerçekten çok kabaymış. Doğru. Başkalarıyla konuşmayı sevmiyorlar galiba. Hayır. Çocuklar. Kuku ve Champ yanılıyorlar.
Arkadaşça davranmıyor değiller. İzleteceğim. Ruki kavşaktaki trafik akışını düzenliyor. Oradaki adam ne yapıyor öyle? Sanırım dans ediyor. Demek herkes onu dans ederken izlemek için toplanmış. Gördün mü? Söylemiştim. Bize bir şeyler mi demeye çalışıyor? Galiba dansa katılmamızı istiyor. Çok heyecanlıyım. Nedeni görmüyorsunuz? Kuku, Cem. Şehirde trafik ışıklarına bakmak ve trafik kurallarına uymak zorundasınız. Evet. Tamam. Şehir arabaları ne kadar da sabırsız. Evet, haklısın. Kuku ve Cem şantiyeye geldiler. Çok büyük. Ve kaydıraklar var. İşte bu. Burası oyun parkı olmalı. Hadi burada biraz oynayalım. İçeri girmemeliler. Bu bir şantiye, oyun alanı değil. Kuku, Champ, dikkatli olun. Champ, tekrar kaymak ister misin? Sence de biraz tehlikeli görünmüyor mu? Kuku ve Champ şantiyedeki korkuluklara tırmanıyorlar. Ne yapmalıyım? Haydi Tayo'nun kır gezisine geri dönelim. Arkadaşlarımı çok özledim. Şehirde çalışmayı özledim. Arka lastiklerim çamura saplandı. Etrafımda bana yardımcı olabilecek kimseyi göremiyorum. Ne yapmalıyım? İmdat! Ne oldu Mumu? Merhaba. Ne oldu sana böyle? Islak yolda giderken kaydım. Bir dakika bekle. Yardım için birilerini çağıracağım. Mumu, Tayo'nun yanında kal. Mumu. Biraz daha bas Tayo. Hadi. Sayesinde çamurdan güvenle çıkabildim. Herkese teşekkürler. Herkes benim yüzümden kirlendi. Teşekkür ederim. Asıl çocuklarıma baktığın için ben sana teşekkür ederim. Ve çiftliğimde yardım ettiğin için. Sayende çok rahat yolculuklar yaptım. Bugün gerçekten zor bir gündü. Ama yardım ve hatta iltifat bile aldım. Bu yüzden kendimi iyi hissediyorum. Kuku ve Cem şantiyede ne yapıyorlar? Cem, sen iyi misin? Evet, iyiyim. Bu da ne? Olamaz, kımıldayamıyorum. Ne yapacağız şimdi? Başları belaya girdi. Benim de şehir gezisine gitselerdi daha iyi olurdu. Kuku! Cem! Arkadaşlar iyi misiniz? Tayo! Bilirdi. Bizi kurtardığın için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar, niçin inşaat alanında oyun oynuyordunuz? İnşaat alanında. Burası oyun parkı değil miydi? Ne? Kendini kötü hissetmene gerek yok Kuku. Bunu bilemezdin. Özür dilerim Cem. Benim yüzümden başına gelmeyen kalmadı. Ne diyorsun sen? Ben bugün fazlasıyla eğlendim. Sen her zaman benim en çok güvendiğim arkadaşım oldun. Cem. Kuku ve Cem ile oyun alanına gittim. Ve eve dönmeden önce harika zaman geçirdim. Kır ve şehir gezilerimizin hikayesi burada bitiyor. Bugün de eğlenceli değil miydi? Gelecek sefere size yine eğlenceli hikayeler anlatacağım. O yüzden beni bekleyin. O halde hoşça kalın.